Selamlar dostlarım. Bu videomuzda Öğretici Ark serimizin 4. bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde kimya tezgahı üzerinde yoğunlaşarak gelişimimizi hızlandırmaya çalışacağız. Umuyorum ki diğer bölümlerde yaşadığımız talihsiz olaylar ve zorluklar bizi bulmaz. Ne diyorsun Beran? Öyle umuyorum. Yanlış umuyorsun Beran yani. Ama bizde de şans olmadığı için. Kimya tezgahı için emin ol onları yaşayacağız yani. Hadi. Sanki hemen başımıza gelecek olaylar gözümden canlandı. Şöyle kimya tezgahını engram bölümünde göstereyim. Ha yazamadım bir dakika. 82 level'de açılıyor. Ne istiyor? Elektronikler. Evet bu bize çok zor olacak. Kristal kolay, kıvılcım kolay, metal gücü kolay, polimer idare eder ve çimento harcı. Şimdi elektronikler ve çimento harcı üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Polimer ve diğerleri kolay. Onları bir şekilde halledeceğiz ama elektronikler ve çimento harcı bizi biraz zorlayacak. Hemen başlayalım ya. Böyle konuşursak bu ilerlemez. Elektroniklerden başlayalım. Elektronikleri nasıl kazanıyoruz? Zaten bir önceki videolarımızda zaten gösterdik. Benim gibi ölerek 4-5 kere suyun içine giriyorsunuz. Tabii ki de öyle değil. Tabii ki de öyle değil. Sakin ol. Gel benimle. Şimdi yapıyoruz. Gel. Bu sefer daha temkinli davranışlarla yapmamız lazım Beran. Mesela biraz temkinli oynamamız lazım. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Ben şimdi sana bir önden plan. Bize bir tane fener balığı lazım, tamam mı? Bu iş için. Fener balığını nasıl alırız? Basilo lazım. Basilo'yu nasıl alırız? Alamayız. Düşündüm, şöyle bir düşündüm, alamayız evet. Alırız nasıl geleyim? Bir dakika sen gelme. Ben şimdi şurada bir basilo bulayım, bulabilirsem. Manta var. Bir basilo bulursak fener balığı çok kolay olacak bizim için. Köpek balığı var. Yine köpek balığı. Abi basilo. Ya Tuso var burada ya. Tuso'nun burada ne işi var ya? Kaç. Kaç. Şimdi Beran, bize önce bir scuba seti lazım. Tamam mı kardeşim? Scuba setini nasıl yaparız? İnciyle yaparız. Bezde hiç şey kaldı mı? Silika incisi. İnci vardı büyük ihtimal fabrikatörde. Varsa base'e tekrar dönelim. Şöyle bir kendimize bir scuba seti yapalım hızlıca. Çünkü en azından basiloyu alırken scuba setiyle hızlı hareket etmemiz lazım. Mantalar bize saldıracak. Vatozlar yani. Zıpkın falan yapacak mıyız? Ne? Bir daha söyle. Zıpkın falan yapacak mıyız? Ya zıpkın değil de arbaletle bu işi çözebiliriz ya. Bana öyle geliyor. Bak şimdi. Buradan scuba setini nasıl öğreniriz? Hemen şöyle engram bölümüne gelelim. 81 levelde scuba setini açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Scuba yazdığımda geliyor. Bize burada ne lazım biliyor musun Berat? Tüp lazım. Palet lazım. Evet. Tüpe ne lazımmış? Polimer lazım. Polimer vardı. Getirsene şeyin demircinin içinde. Geçen bölümde onu da toplamıştık biraz. Az buçuk topladık. O bize şimdilik yeter. Kitin, keratin, derilif. Bunlar çimento lazım. 6 tane. Hepsini zaten azar azar yaptık. Şimdilik bunlar bize yeter. Organik şöyle. Polimer. Aynen. O polimerleri götür. Biz zaten bu bölümde bol bol çimento yapmayı göstereceğiz. Bol bol elektronikler yapmayı göstereceğiz. Amacımız o. Kimyayı yaparken. Mi? Aynen bu gerekli malzemeleri atsana. Deri lif var mı üstünde? Deri de var mı? Şimdi var. Deri biraz az var da. İstiyor. Bakalım. Kitin keratin var mıydı şurada? Var. Çok güzel. Her şeyimiz var. Çok iyi. Şimdi çalıştırdım. Kuba. İkişer tane bundan. Hatta bundan 4 tane yapsak mı diye bir düşündüm. Tüpü 4 yapacağız. Çünkü içeride tüpümüz bitebilir. Havasız kalmayalım. Paletler de kırılabilir diye aslında birer tane daha yapabiliriz malzeme kalırsa. Sonra suyun içine giriyoruz Beran. Suyun içerisinde evet. Bir tane basilo alıyoruz. Basilonun özelliğini hemen söyleyeyim. Basilo su içerisindeki deniz anaları, elektrikli yılanlar bunların hiçbirinden etkilenmez. Elektriğe kapılmaz. Denizdeki bütün canlılar elektriğe kapılır ama basilo kapılmaz. O yüzden basilo bizim
Batu'daki dostumuz olacak. Batu'yla aldıktan sonra arbalet alıyoruz. Bayıltıcı ok alıyoruz. Bir tane fener balığı alıyoruz. Bayıltıyoruz. Alıyoruz fener balığını. Ondan sonrası çok basitleşecek bizim için. Beren şuradan al onları. İkişer tane al üstüne. Şimdi Basilo'nun da eğerini öğrenelim. Elbet bir yerde bulacağız Basilo'yu. Basilo yazamadım. 60 level'de öğreniliyormuş. Ne istiyor? Delilif ve Tayfiçe. Evet, hepsi var zaten. Basilosaurus. Ne eksik? Deri. Deriler nerede? Oraya mı çektin? Şurada var. Deriler üstünde de var. Attım hemen. Tamam. Ben burada yapıyorum. Hemen şuraya Basilosaurus eğerini yapalım. Üstümüzde bulunsun. Bir tane Basilo bulmamız lazım şimdi. Tamam. Şimdi ben lezzetli etimiz var mıydı hiç ya? Benim üstümde az bir şey olacak. 115 tane var. Tamam ver bana onu. Bir tane Basilo tameleyeyim ben hızlıca. Bulabilirsem. Umarım buluruz ya. Bakalım şöyle. Basilo genelde böyle suyun üst taraflarında bulunur. Yani derinlere inmenize gerek yok bir basilo arıyorsanız. O yüzden böyle kuşla aramak daha mantıklı. Hızlı bir şekilde. Basilo, bir tane basilo lazım. Bakalım bakalım. Şu dropları da toplayabilirsiniz. Dropların içinden güzel şeyler atabilir. Şansınıza göre. Ben de şöyle gelmişken şunu aldım. 178 hasarlı bir tüfek çıktı. Bir tane GPS cihazı çıktı. Güzel şeyler. Hiç tüfeğimiz yoktu mesela. Beran? Evet. Sen... Ya da dur ben yapayım ya. Sana şimdi bir şey söyleyecektim de. Abi geçtim. Dur. Şunu bir derinlere bir girelim bakalım. Bir tane basilo bulana kadar devam etmemiz lazım. Basilo olmadan bu iş olmayacak çünkü. Bizim bayıltıcı okumuz var mı? Arbaletimiz var mı? Sen de onunla ilgilen. O sırada. Tamamdır. Senin üstünde arbalet var mı hiç? Yok benim üstümde en son öldüm denizde biliyorsun. Bir şeyler yaşadık. Denizde olan husumetimden dolayı. Acaba basiloyu bir şey yiyor mu ya? Bir saldırıya falan mı vuruyorlar hayvanlar? Hiçbir şey yok. Biraz nefesler alalım. Arkında oradayım halbuki buralarda olurdu ama. Bol bol köpek balığı var. Bol bol köpek balığı var. Her yerde köpek balığı var. Lan onun arkamı deniyorum. Aa basilo var burada çok güzel. Bakın. Mantalar basilonun etrafını çevirdiği için biraz tehlikeli olacak. Bunun için şöyle bir şey izleyebiliriz. Ya yırtıcı bir hayvan alıp köpek balığı gibi basilonun etrafını temizleyeceğiz. Ya da arkadaşlar hızlıca basiloya etini yedireceğiz. Aa bayağı level atlamışız. Ben buna level verirsem köpek balıklarını temizlerim. Şöyle biraz hasar verelim ki vurduğumuzu indirelim. Biraz da can verelim hayvana. Çok iyi. Şimdi gelin abi ne bu ya? Lan siz. Lan öleceğiz ha. Ne kadar köpek balığı var. Lan burada. Ay. Ölüyoruz ölüyoruz. Kaç. Kaç. Ölmeyeceğim abi bak bu videoda ölmek yok. Beren bu videoda ölmek yok kardeşim. Ölmek bir nedir yok. Bilmiyoruz. Bir saniye. Şunu canını biraz dolduralım. Hızlı hızlı. Dolmuyor ki abi bunun canı. Biz ölmüşüz zaten. Hadi kardeşim. Yapabiliriz. Adını değiştireceğim ben bu hayvanın. Eğer buradan sağ çıkarsak. Bir yadi yarı var bunun be. Yadigar. Yadigar evet. Emanet de olabilir. Oğlum gelin lan buraya. Aa öleceğiz ha. Abi.
Abi çok fazla köpek balığı var ya. Ya var ya şu an 20 tane var peşimde. Öyle söyleyeyim sana. Yani bu ne lan? Allah öldü, kaç. Allah. Kaç. Kaçın. Bir dakika. Ben ölmedim daha. Ben daha ölmedim. Bir dakika. Ben Seni fark ettim de. sözümdeyim şu anda. Bir dakika dur. Basilio'yu Seni vurdum abi. fark Ben ettim buradan de. dönmem. Ben buradan dönmem. O Basilio'yu alacağım. O Basilio'yu alıyorum. Bu işi hallediyoruz. Geleyim mi yardıma? Bence Beran kendini hiç buraya atma. Tavsiyem o yönde yani. Tamam. Şimdi tekrar dönüyorum. Bu sefer dönüşüm efsane olacak. Gelin lan buraya. Şaka şaka abi. Abilerim. Bir dakika. Hemen şunu alalım. 7 level mi? Bu hiç iyi olmadı. Abi bir tane şey evcilleştiriyorum. Yunus, tamam mı? Bir tane köpek balığı geliyor, bir ısırıyor, benim Yunus gidiyor. Tırt tırt gel. Onların bir kökünü kurtalım istiyorsan ya. Neyle kurutmayı düşünüyorsun Beren, su içerisindeki hayvanı? Elleri bile. O yapma Beren öyle şey. Bak ben bunlarla uğraşmayı bırakıp direkt Basilio'yu temleyip Basilio'nun eğerini giydirip bunları biçerim abi. Hiç böyle atraksiyona girmeye gerek yok. Siz bunu istiyorsunuz madem, ben de size istediğinizi vereceğim köpek balıkları. Bekleyin kardeşim. Allahu Ekber. Öleceğim bir saniye. Bir dakika. Ben ölmeyeyim. Basilio içeride savaşıyor şu anda. Bir saniye. Abi su çok tehlikeli ya. Basilio bir sakinleş bro. Adamsın be. Adamsın. Sen var ya. Ben de Adamın dibi. bayıltıcı ok yapıyorum. Sen okları şeyleri hallet. Ben burayı halledeceğim Beran. Burada bir yeminim var. Bir dakika. Ulan Fazla da vurmayın. arbilet yapıyorum. Vurmayın lan hayvana. Vurmayın lan. Basilo bir dur be oğlum. Bir dur oğlum. Gel lan buraya. Gel lan. Gelin buraya. Evet. Sonunda kimin kral olduğunu buradaki arkadaşlara gösterdik. Helal olsun. Aa, çok fazla can verdi ya. Bunun var ya, canı çok olsun yani. 200K canı var ha şu an Beran. O. Ölmesin değil mi bu? Hayırdır oğlum, siz hayırdır lan? Siz kimsiniz lan? Şimdi Beran, ben bunu base'in o tarafa doğru getiriyorum. Bu bize Tamam. önderlik edecek. Biz de fener balığını bulacağız, bayılacağız. Amacımız bu. Tabi bulabilirsek fener balığını da. Ama zor olanı başardık. En azından bir Basilio bulup teyimlemeyi başardık. Oradaki heyecandan dolayı da bahsetmeyi unuttum. Basilio'yu elimizle teyimliyoruz. Yani bayıltarak değil, yanına gidiyoruz. Sıfıra etimizi koyuyoruz. Basilio verince Basilio temizlenmiş oluyor. Onun da bilgisini verelim. Şöyle devam edelim bakalım. Bak köpek balığı kardeşim. Lan niye vuruyorsun sen bana? Niye vuruyorsun ya? Aa, yoruldu. Neden? Biraz et yesin. Ete bakayım, aslan parçası. Şöyle bir et yedirelim biraz. Devam. Ben şöyle önden bir keşif mi yapsam acaba Beran? Aşağıda fener balığı var mı diye. Olur. Dur Ben de hem bakalım. narkotik üretiyorum hem ok üretiyorum. İki tane presiyo bulduk hemen. Çekil kardeşim, çekil önümden. Mosa var, çok güzel. Mosa'yı da geçtik. Fener balığı lazım. Şöyle inelim. Başka şu anda hasar alıyor. Bunun sebebi o hayvan denizin yukarısında olması gerekiyor. Biz aşağı indik. Onda da yapacak bir şey yok.
balığı yok gibi. Yunus var senaryo. Biraz daha yukarı bölümlere gideceğiz de bunun şeyi yetişmiyor ya. Bunun canı biraz da olsun. Biz de o sırada bayıltıcı oklarımızı yapalım. Bundan sonra tekrar bir fener balığı aramaya çıkarız. Ya da şey yaparız. Videoyu durdururuz. Çok fazla uzun sürerse arama. Bulduktan sonra tekrar video devam ettiririz. Olabilir. Ben narko topladım. Ben de bundan yukarı evet. Çıkayım o zaman. Öyle yaparız olmadı. Direkt fener balığını bulduktan sonra şey yaparız. Kaydımız başlıyoruz. Musa'yı öldüreyim oğlum karı gelirken. Musa çok karşılıyor. Of, yedim seni kıkırdak. Canı da olmadığı için hayvan şey yapıyor şu anda. Dayanıklılığı yetişmiyor yani. Sürekli dayanıklılık gidiyor hayvanla. Canı da olması lazım bunun için. Abi bunu buraya kim koymuş ya? Suyu. Merhaba. Bizim de yine şurada. ...625 tane ok yeter mi? Çok bile ya, o kadar harcamayacağız. 4 arbalet, 625 ok. Güzel güzel, yeterli. O zaman şu hayvanın biraz canlı dolmasını bekleyelim. O sırada bir tane de fener balığı bulalım. Kaydı tekrar başlatalım orada. Şöyle bir yanaştırayım. Bizim orada kıyı var mıydı Beran ya? Kıyı var. Bak, beni görebiliyor musun sen? Bir dakika, göremiyorum, bekle. Şurada vardı sanırım, ben şuraya geleyim. Şurası kıyı mı? Hah, bak şurada bir aral buldum çok güzel. Orası biraz uzak. Yok yok, neresi? Sen neredesin? Allah, suya düştüm. Neredesin sen? Suya düştüm, tutmam lazım. Aramızda 1700 metre var. Nasıl 1700 metre? Nereden bakıyorsun sen ya? Seni görebiliyorum. Şu an 1100 metre var. Ben Beyzin oradayım. Nasıl 1100 metre? Gel Beyze. Beyze gel sen. Beyzeyim ben. Fabrikatörü de çalıştırmayı, şey kapatmayı unutmuşuz. Onu da kapatalım. Sen neredesin? Gel bakayım. Ben nasıl çok tuhaf bir şekilde 1000 metre... Şu an geldim. İleride sağda gözüküyoruz az önce. Neyse, şimdi bak. Evet. O zaman biz videoyu burada durduralım. Çünkü fener balığı belli ki bulması bizi zorlaştıracak. Bir bulduktan sonra tekrar şey yapalım. Kaydı açalım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Senin için de. Gel gel, şeyin oraya ya. Basilon'un oraya ya. Gidiyoruz hadi. Bana bir arbalet ver, oklardan ver biraz. Ben birkaç tane şey gördüm. Fener balığı gördüm. Hemen orada yakalayalım onları. Neredesin? Koşuyorum, koşuyorum. Ver bana şeyi. Ok ver, arbalet ver. Sen bir anda ışınlanıyorsun ve ben de 200 metre gördüm. Arbalet verdim. Bir arbalet daha verdim. Tamam, ok ver. Ok verdim. Yeter mi için? Yeter, çok bile. Şimdi bak ne yapıyorum biliyor musun bana? Aşağısı çok tehlikeli. Çok fazla hayvan var. Tüpümü giyeceğim, paletimi giyeceğim. Bir kişi basiloyu sürecek, etrafı temizleyecek. Bir kişi de hayvanı bayılacak. Demir zırhları çıkartayım mı? Yani, bacaklık kolları falan takabilirsin ya, onlarda sıkıntı yok. Ben şimdi o angler fişi nerede gördüm, o fener balığını, onu arayacağım. Sen basiloyu alsana, bir gel benim yanımda. Bana saldıran olursa öldürürüz. Gel. Şöyle bir derinlere bir inelim bakalım. Buralarda biraz önce gördüm birkaç tane de. Bir arayalım bakalım. Aha bak, burada burada. 3 tane var hatta burada. Yok lan, kaç tane bunlar? Bayağı var burada. Bunlar böyle toplu gezmeyi sever. Ben şimdi birine sıksam ne olur acaba, bir bakalım. Sabit duruyorlar bir de, bir dakika. Vuramadım.
Şunu alalım mesela. Kaçıyor bunlar. Lan mevzu karıştı Beran. Ne yapıyor bunlar ya? Derine inmeye çalışıyorlar. Bunlar bana saldırıyordu biraz önce. Şunu alalım biz bak takılmışken buraya. Öldürmeyelim ama. Sen yanımda böyle eskortluk yapsan iyi olur. Gelenin gideni kes. Ha gidiyor burada gidiyor. Gitme 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 gitme. Bunu almamız lazım. Gitme 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 gitme. Dur 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 dur. Bunlar Megalodon değil mi Yunus? Yok yok onlar Yunus onlar zararsız. Yani yine de kalabalık yapmasın diyorsan öldür yani. Sen yok yok. Yani. La bir çekilin lan. Kalabalık yapmadım. Ben hepsini sahipleneceğim. O sırada şuna bir ok. Şuna bir sahiplen. Lan gidiyor lan gidiyor. Gitme 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 gitme. Hop. Bunu kesin almamız lazım. Diğerler hep derine gitti büyük ihtimalle. Aa köpek balığı var Beran. Beran nerede? Köpek balığı var sağımda. Onu indir. O takılmış mı? Bilmiyorum Beran da onu öldür o bizi burada rahat bırak. Ölmüş. Ölmüş biliyor musun sadece cesedi? Ha olsun abi cesedi bile korkuttu beni. Yukarıdaki ya. Köpek balığı mı? Göremiyorum ki. Öldür Beran gördüğünü. İlle yani bize saldırmasına gerek yok. Kalabalık yapmasınlar. Ha bu neden bayılmıyor ya? Bayılsan kardeşim. Bayıl bak işimiz var gücümüz var. Gideceğiz. 250 metre ileride gözüküyorsun. Yok 250 metre ileride değilim. Tam o baktığın yöndeyim şu an. Aha bayıldı. Beran et getir et getir. Getir banneyi buraya. Bekle. Bunu hemen alalım. Var ya çok zorlanacağımızı düşündüm. Fener balığı yaklaşıyor. Beran indir. İndir. Sakın ha buraya gelmesinler. Bunu mu yiyordu acaba? Yiyor muydu bunu? Yiyordu galiba. Bekleyelim. Aha. Teminledi, teminledi. Evet abi. Sonunda. Bir arkadaş var. Tam bu saatten sonra sıkıntı yok Beran ya. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde fener balığını aldıktan sonra her şey daha kolay olacak bizim için. Sizin için de aynı şekilde. Biraz can vereceğim ki tıp diye inmesin. Biraz da hareket hızı verelim. Beran, sen benim yanına gelmek istersen gelebilirsin. İnci toplayacağız artık. Artık inci toplayacağız. Evet, aşağı ineceğiz. Gel. Aşağıda artık... büyük bir arkadaş vardı. Dikkat et yanına. Mosa olabilir. Bak. Bir dakika. Ben görürsem kaçarım. Sen gel. Şurada inciler var. Şimdi dostlar bakın. Elimizde topladığımız inci bir yana bakın nasıl inci topluyor. Bu şekilde ısırarak inci topluyoruz. Çok basit aslında. Sen kimsin? Bu arkadaş sana doğru geliyor. Kim o? Nerede? Abi Mosa o. Mosa kes onu. O beni tekler. Tek atar o bana. Neredesin ya? Senin tepen şey değil. Altında. Tamam orada bir köpek balığı var üstünde sana gel onu da öldür. Burada bir masa bir şey geliyor. Aman yarabbim. Geldim. Köpek balığı. Gel lan. Bak buraya aşağıda sen... inciler var. Ben onlara gidiyorum. Bu... Nasıl bocattı? Ama bayağı level attım şöyle hareket hızı verelim de bari. Biraz da ağırlık verelim. İnciyi bayağı toplayacağız çünkü. Şöyle çok iyi abi. Hızlı hızlı. Şöyle bir... Çok güzel. Çok güzel. Ben çok dropuyorum ya nedense. Oyunda suda bir şey var büyük ihtimalle. Çok dropuyorum. Takılmalar oluyor bazen ama. Seni şu an göremiyorum. Ben çıkacağım birazdan. Bayağı bir inci topladım çünkü. Birazdan çıkacağım. Sen base'e doğru çıkış yapabilirsin. Ben de şimdi geleceğim peşinden. Yetişemezler ya. Çok hızlandım şu an. Evet. Arkadaşlar. Oyunda yapmanız gereken şey bu şekilde fener balığıyla inci toplamak. Elinizle toplarsanız yani çok zor gelişirsiniz. Benim size önerim.
biraz zorlanacaksınız bizim gibi ama Fener balığını aldıktan sonra emin olun silika incisi konusunda çok çok rahatlama yaşayacaksınız. O yüzden yani ne kadar zorlarsa zorlasın bir Fener balığı almanızı öneriyorum. Suda da dikkat etmeniz gereken unsurları zaten gördünüz. Mosasaurus'tur, köpek balığıdır. Bunlardan uzak durun. Fener balığı çok kırılgan bir hayvan. O yüzden yanınızda ya bir eskortluk yapacak bir Basilosaurus getirin ya da Fener balığınıza hareket hızını biraz verin. Hiçbir hayvanın size yetişmemesini sağlayın. Öyle bir tavsiye verelim. Şimdi inelim. Fener balığından da bak o 14 750. 15 kat toplamışız bak. Kaç dakika durduk altı üstü. Ya elimizi toplamaya kalksak bunları toplayamazdık. Bu bizim elektronikler ihtiyacımızı bayağı bir giderecek şimdilik. Bunu topladık. 250 elektronikler istiyoruz değil mi Kimya Tezgah? Evet, Beran'la konuşmadan önce. Biraz aşağıda. Evet anladım. Aşağıda mevzu karıştı da. Bakalım hemen şöyle Kimya. Abi ben neden büyük? Evet şöyle bakalım. Elektronikler tamam. Kristali şimdi toplayacağız. Kıvılcım tozunu zaten nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. Polimeri de toplamaya gideceğiz birazdan. Penguenlerden elde edeceğiz. Son olarak bizi zorlayacak bir çimento harcı kaldı. Aslında o da zorlamayacak bu saatten sonra. Onu da göstereceğiz. Kimya tezgahımızı üreteceğiz arkadaşlar. Sonrasında aklımda bir şey var. Beyzin metale çevirmeyi düşünüyorum. Bakalım çevirebilecek miyiz, çeviremeyecek miyiz göreceğiz. Ama buradaki pite nerede? Bizim kuş nerede? He ben şeye bıraktım. Dur ben varım diye. Şu zırhlarımı da tamir edeyim. Bizim dartımız, tüfeğimiz de var değil mi Beran? Yaptık onları. Evet. Tamam. Şimdi şey yapalım. Çimento harcına geçmeden önce yeterli kadar polimeri toplayıp geleyim ben. Şimdi onun da şöyle bir ufak bir bilgi vermek istiyorum ben. Ragnarok ya da Sorcerer'da oynuyorsanız arkadaşlar bu iki haritada elektrikli testere var. Bunları üretebiliyorsunuz. Tabi Ragnarok'ta değişmediyse giremedim. Bakalım onları üretebiliyor muyuz? Burada yok. Şurada var mı? Extension yok. Haber Sorcerer. Evet öğrenebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu Ragnarok ve Sorcerer'da öğrenilebilen bir şey. Bunu öğreneceğiz. Onu da yapacağız şimdi. Bunun ne işe yaradığını da hemen size göstereceğim zaten. Çok 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 işinizi kolaylaştıracak bir eşya kendisi. Hemen şöyle. Geldim. Tamam. Şimdi Beran benim biraz elektronikler yapmam lazım. Çimento harcımız kaç tane? 77 tane. Bir tane elektrik testere için ne istiyordu? Elektrikli değil bu ya. Tester, normal tester. Ne elektriği? Elektronikler kullandığımız için elektrikli diyoruz. Elektroniklerden 25 tane yapmamızı istiyor. Hemen yapalım. Ben şimdi bu testereyle gidip biraz polimer getireceğim Beran. Ondan sonrasında seninle beraber güzel bir aksiyona daha gidiyoruz. Çimento harcını nasıl kolay elde edebiliriz onu anlatacağız. Hadi bakalım. Yani kurbağayla da bu işi yapabiliriz ama ben bu yolu tercih etmeyeceğim. Ben normal oyunda nasıl oynuyorsam sizlere de onu anlatmak istiyorum. Üstüm başım hep kırıldı ya. Tipime bak ya. Abi ben bunları şöyle atacağım. Diyorum. Ben bunları içeri atacağım. Ölürüm büyük ihtimalle gideceğim yerde. Belli olmaz. Ölüyorum ya. Bir setimi almam lazım. Bir de testereye ihtiyacım var. Biraz da benzine. Testere benzinle çalışacak çünkü. Testereyi craftlayalım. Şuradan da çok az. Çok fazla değil. 15 tane. Hatta şöyle 5'ini de bırakayım. 10 tane testere benim işimi görür. Şimdi testereyle polimeri toplayacağız. Eğer Ragnarok'ta ya da Sorcerer'da oynamıyorsanız, Island ya da Center gibi haritalarda oynuyorsanız da bunu
baltanızla toplayabilirsiniz. Hemen ben şimdi hızlıca birkaç penguen öldüreceğim. O polimer işini çözüp geleceğim. Sonra diğer büyük bir sıkıntı olan çimento harcına geçeceğiz. Ya bence silika indisi daha sıkıntılıydı Beran ya. Sen ne diyorsun? Evet. Ya sonuçta su altı. Evet. Her türlü şey gelebilir. Bir de kaçamıyorsun. Hayvanlar bir de tek atıyor yani. Abi burada var ya. Burada Texas burası ya. Ha şuradaki penguenler iyi bak. Şimdi şuraya hızlıca bir dalmak istiyorum. Şöyle birkaç tane penguen avlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar 214 tane aldım. Hızlıca. Ya ölün lan. Saldırıya vuracağız şöyle. Biraz şey yapalım. Şu taraflara doğru. Bak burada alacağımız hayvan elimizin altında duruyor ya. Bugün şanslı günümüzdeyiz bence. Megateriumlar burada duruyor. Abi ben şu kurtlar... Aa, sizi öldürürüm he. Heh, kurtlardan başka var mı yırtıcı? Yok, şuradaki penguenleri... Aman geliyor. Gel lan, gel buraya gel. Bir kurt daha geliyor. Onu da öldürelim bari. Temizliğe başladık. Her şeyi temizleyelim. Öl lan. Öl. Saver'ı da öldürdüm. Şurada bir penguen daha var. Onu da halledip döneceğim Beren. Biliyorum benim için endişeleniyorsun. Evet, geleyim mi diye bir... Yok, kaçıyorum şu anda. Ha. Bakalım ne kadar polimer... 600 tane polimer topladım. Çok güzel abi, çok iyi. Hemen hızlıca base'e dönüyoruz arkadaşlar. Polimer ihtiyacımız giderildi. Kıvılcım tozu zaten kolay. Kristali de hemen şuradan alacağım. Giderken... Dağın etrafında kristal bulabiliriz. Bak, bunlar hep kristal. Kristalle şurada duracağım. Hemen biraz kristal alacağım. 450 bundan aldık. Toplam 935 oldu. Şimdilik yeter. İhtiyacımız olduğunda fazla fazla farmlamak için geleceğiz buraya. Hop, ben geldim kardeşim. Oo, geldim. Hoş bulduk. Şimdi bunları ben hemen içeri atacağım. Beran'la birlikte gitmeye başlayacağız. Bakalım ne eksilmiş. Ne eksilmiş, ne kalmış. Ne eksilmiş değil. Kıvılcım tozu tamam. Elektronikler arkadaşlar 250 tane. Elektronikler şuradan 250 tane yapacağız. Şöyle. Tamam. Elektronikler bir tane daha yapalım. Yani bir tane. 250 tane elektronikler yapılıyor. Kimya tezgahı. Bir çimento harcımız var. Çimento harcını harç ve havanelde evet 250 tane yapmak zorundayız. Ama ne lazım? Çitin, keratin ve taş lazım. Hemen bu ikisini de hızlıca halletmek istiyorum. Beran buradan kendi tüfeğini gel al. Dartını al. Mevzuya gidiyoruz. Ben taş toplamıştım abi. Mevzu var Beran. Buyur kardeşim, özür dilerim. Evet. Yanlışlıkla şey oldu. Şimdi Beran, öncelikle yapmamız gereken şey nedir? Sen söyle. Dart. Tamam, sürekli dart aldım. Tamam. Başka bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, şimdilik yok. Gel. Şimdi yapmamız gereken şey ne biliyor musun Beren? Gel seni bir alayım. Bir tane megateryum evcilleştireceğiz. Bir tane de doedik kurus evleştireceğiz. Şimdi megateryumu biraz önce zaten dağda ben gördüm. Oraya doğru bir uçayım şöyle. Sen yine ağırsın Beren ya. Biraz şey yapayım dur. Şunu biraz canlı kasa. Bu ne ya? Bunun hiç canı yok. Bu ölür tek yer bu. Tamam, böyleyim. Şimdi hızlıca gidelim. Bir megateryum almaya çalışalım. Ama orası çok şey, çok fazla hayvan var orada ya. Onu nasıl yapacağız? Onu düşünüyorum ben de. Sinsi sinsi. Taktırma.
Vallahi hiç sinsilikli olacak gibi değil ama deneyeceğizdir. Bak şurada iki tane megatörüm var, gördün mü? Ben biraz önce buradaydım. Bak, iki tanesi de burada duruyor ama etrafımızda çok fazla yırtıcı var. Nasıl yaparız? Tepedeki nasıl? Şu an göremiyorum ama. İkisi de alınabilir aslında da. Aslında şunu alsak mı ya? Şu altımızdakini. Başlayayım mı? Bir atsana. Bir almaya çalışalım bakalım. Alabilirsek çok güzel olur bizim için. Sakin ol. Niye kaçmaya başladı ya? Bir dakika. Bayılmak üzere olabilir mi? Ondan mı kaçıyor acaba diyeceğim. Haydi. Yalnız işte... Şu arkasındaki hayvan ona saldırmaz evet, arkasındaki biraz... Yok saldırmayacak. Bizim için geldi o. O bizim için geldi. De şuradaki karno kesin saldırır ona ya. O da saldırmıyor. Çok iyi. Hepsi bize saldırmaya çalışıyor. Allah bayılmış. Bir daha vurdum ben. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Bir dakika. Şimdi seni şuraya bırakıp bunları temizleyeceğim. O hayvanı oradan alacağız. Şuraya bırakayım seni. Bunları öldürür yoksa. Gelin bakayım aslanlar, gelin gelin. Bunların gelişe bak ya. Gel gel. Tiplere bak. Hemen şöyle bunları öldürüyorum. Beran niye böyle bir şey denedin Beran? VS atayım dedim öldürdü ya. Şerefsiz. Bununla VS atamaz. Vurur. Beklemiyordum. Şimdi... Ben onun etrafındaki birkaç tane hayvan var, onları da öldüreyim. Hemen omega törümü alalım. Leveli çok düşük galiba, sen 2 tane attın. 5 levelmiş zaten. Önemli değil, önemli değil. Evet atalım da kalksın hızlıca. 5 level zaten. Şimdi Beran, mega törümü aldık. Mega törümü burada kullanamayız. Bunu base'e kadar getirmem lazım. Nasıl getiririm onu düşünüyorum şu anda. Geliyorum. Yok senin gelmenle alakası yok da bunu çöle götüreceğiz. Çöle nasıl gideceğiz? Onu biraz şey yapıyorum, düşünüyorum aslında. Çöle nasıl gideriz? Aslında çöle değil de buradaki bir mağara var. Oraya da sokabiliyor muyuz bunu? Sokamayız aslında. Düşünelim, düşünelim. Bataklığa gitsek nasıl olur? Bataklıkta ne vardı? Bir bataklık deneriz. Bataklık olmazsa çöle gitmek zorundayız bununla beraber. Ama yüklü miktarda getireceğiz yani. Onda sıkıntı yok. Şimdi biraz hareket hızı katalım o yana. Koşabiliyor. Koşsun bizle beraber. Sen gelmene gerek yok Beran ya. Ben bunu getiririm. Şimdi... Buradan obrik aşağı düşse şöyle. Çok güzel düştü yalnız. Sonra şöyle gelse benim peşimden. Çok iyi. Gel 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 gel. Şu şekilde yavaş yavaş base'e getireceğiz. Bunun eğerine bakalım bu sırada. Eğerinde ne istiyormuş? Megaterium eğeri 52 levelde. Çimento harcı 100, deri lif, metal külçe. Evet, şimdi çimento harcını istiyor ama bize fazlasıyla geri verecek bu arkadaşımız da. Nerede lan o? Nereye gitti bu ya? Haydi, hayvan buradaydı, kayboldu. Bu? Aa burada işte. Ne yapıyorsun ya sen? Ruh hastası. Yürüsene. Gel. Gel oğlum gel. Kayboldu bir anda ya. Deli midir nedir? Gel 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 gel. Gidiyoruz gel. Ben bunu base'e getireyim. Orada bir hemen hızlıca bir 100 tane çimento harcı yapacağız. Çok fazla drop yiyorum ya. Droplar içinde. Selamünaleyküm. Özür dileyelim. Ne yapalım? Normal değil bunlar yani. Vurun vurun siz bana vurun. Negatörümü hemen alayım şöyle kenara. Gel 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 gel.
Gel kardeşim, gel. Sen çok işimize yarayacaksın. Gel sen. Sen orada aşağı indin mi? Şu anda şey yapıyorum ya. İnmek için çabalıyorum diyeyim sana. Megatron'u bekliyordum. Teridino var, saldırıyor. Böyle şey yapalım. Nerede? Hah, geliyor. Şimdi şuradan kıyıdan gelelim aslında. Şuradan kıyı yapabilirsek geliriz diye düşünüyorum. Çok iyi abi, şöyle gel bakalım. Evet, Megatron'umuz o. Baze'e getirmek üzereyim derken Baze'den ne kadar çok uzaklaştığımı da fark etmiş görüyorum. Olsun. Sen göremiyorsun. Geliyoruz, geliyoruz, yoldayız ya, az kaldı, merak etme. Çok fazla drop yiyerek geliyorum zaten. Nedenini anlamasam da bugün oyunda bir problem var. Bu neyin durumu bu kadar ya? Allah Allah. Anlamadım, gitti. Takılmalar falan oluyor ama dur bakalım. Geliyor musun Mega? Geliyorsun, aslansın sen, gel. Kıyıya indik, bundan sonrası gelir diye düşünüyorum. Kıyıdan kıyıdan gelmeye başladık. Hatta bunu şöyle düşünüyorum. Şurada bir yerde bırakıp saddle yapıp buna gelsem. Buradan bataklığa kadar gitsek sonra bu hayvanla. İyi olabilir mi? Olabilir. Nerede şu an? Geliyor yolda. Şurada bekleyin, biraz da gelsin. Neredesin bakayım? Gelemiyor musun? Hah, geliyor. Şimdi bunu burada bırakacağım Beran. Buraya döneceğim. Hızlıca 100 tane çimento harcı yapacağız bunun için. Hatta bir 250 tane yapalım. Şey için. Sen ben şimdi burada bekle aslanım. Ben geliyorum. Şimdi Beran, bizim orada bir tane kaplumbağa öldürmemiz lazım. Onun keratinini alacağız. Bir 100 tane yok, 100 de değil ya. Kimya tezgahına da lazım. 250 tane. Yanlış mı hesaplıyorum? 350 mi oldu? Yani bir yüklü miktarda çimento lazım. O yüzden tamam. Ama şurada kaplumbağa var. Dur bakayım. Onları... Kaç lira bu? 85, biraz yüksek. Şöyle bir kaplumbağa arıyorum. Bir bulursan sen de iyi olur aslında. Geliyorum. Kaç yüksek level mi istiyorsun? Yok yok, düşük level bir şey arıyoruz. Öldürüp hemen bizim şeyimizi almamız lazım diye ya. Arıyorum ama. Şurada bir yüzen bir arkadaş. Neyse, 85 ile şey yapalım ya, gel. Olmadı, bununla cebelleşeceğiz artık, ne yapalım. Gel Beyzin oraya. Ya da biz niye cepheleşiyoruz ki? Argen'le onu alıp alma var mı? Dur bakayım, geleyim. Argen alabiliyor mu? Alamıyor. Argen alabiliyor musun? Argen'e saldırsam dedim de. Hankiyo bunu. Argen. Argen onu öldürür aslında ya. Şöyle hızlıca öldüreyim ben onu. Hemen şöyle hızlıca
350 kere attım. Bir tane daha öldüreyim. Hızlıca bulayım bir tane. Şurada vardı, ben biraz önce gördüm de. Heh. Bunu da öldüreyim. Bunun da keratinini alayım. Hızlıca şey yapalım. Settle yapalım. O settle çok işimize yarayacak. Şimdi Berat. Ne yapıyoruz? Evet. Biraz taş lazım. Varmış burada, çok güzel. Evet, taş, taş. Şimdi 92 tane bu yapıyor. 91 tane bu yapıyor. Kitin lazım olacak. Tamam. Kimya tezgahını ben... en son yapalım. En son. Kitini taşı... halledeyim mi kenarda? Yok yok, bak şey yapalım Berat. Biz bunlar halledilirken, o çimento harçları olurken senle bir tane doğuydu kuru sevgilileştirelim. Sen burada bekle. Ben bir tane doğuydu kuru bulup getireyim. Sen onu bir bayıt. Çünkü o da taşı toplamak için bize lazım olacak. Megaterium kitini toplayacak. Doğuydu kuru da taş toplayacak. Bu şekilde çimento harcını kolaylıkla temin edebileceğiz de işte şimdi doğuydu kuru aramam lazım. Bir tane bulursak iyi olur. Doğaylı kuruz, doğaylı kuruz. Burada mısın? Şeyini orada gördüm aslında. Karlı Dağ'ın orada da. Onu öldürmüşlerdir diye gitmedim oraya. Oraları biliyorsun. Ha, buldum. Gel bakayım aslan buraya. Hop. Geliyorum Beran. Şu taraftaydı biz. Hemen hızlıca şunu bayıtalım. Böyle. Şimdi Beran, hop düşüyorduk ya. Neyse şöyle hafif kalkalım. Kalk lan biraz. Çok kalktık, dur. Kendimi ayarlayacağım şimdi, bekle. Hop. Şöyle pasif çalalım. Bayılt Beran bunu. Dart'la. Kuramadın. Allah Allah. Nasıl? Altına değdi. Yine vuramadın. Gelmiyor mu? Yok. Kuyruğuna doğru vurayım. Vuramadın. Kan çıkıyor. Ya öyle oldu ya, oyun hatası o. Dene. Vuramadın. Birazcık daha yukarı çıksana. Ondan mı diyorsun? Böyle nasıl? Vuramadım. Allah Allah, kan çıkıyor. Çok da güzel. Çok ilginç. Çok acaba ilginç. Bunu kaldırmışlar mı ya? Bak Sego'dan şeyi kaldırmışlar ya. Onun gibi bir şey mi acaba? At bakayım bir de. Ya da sen ya mi da vuramıyorsun? Ya da birazcık daha aşağı insene. Ben aşağıdaydım. Yok. Yukarı çık dedin ya. Hadi bir deneyeyim dedim. Yukarıda dur diye. Şu an bildiğin üstünde oklar dolu. Yalnız senin attığın dart, bak şimdi vurdun. Geldi mi? Evet, şimdi vurdun. Altına vuruyorum diye mi işlemedi acaba? Yine sıkaladın. Bilmiyorum ki. Yine vuramadın. Nasıl? Bak. Şimdi vurdum. Al bunu. Vurdun, güzel. Allah, çok iyi. Çok iyi. Devam et. Bunu bozma. 2 saat sonra. Evet. 2 minutes later. Hadi. 2 hours later. 2 saat sonra şey geliyor. 2 days later. Bayılacak, bayılacak. Bir kere tutturdun mu tamam. Evet. Bayıldım. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, doğaylı kurusu da hemen hızlıca şuradan meju meyvesi alacağız. Hemen onu da kaldıracağız. Çok fazla drop yedim bu oyunda. Neden bilmiyorum ama bu videomuzda bile biraz droplu oldu ya bu video. Evet. Şimdi Beran. Evet.
Buna bir tane sedal yapacağız. Onun sedalını öğrenelim. Do, E. Do, E. Do, E. D, O, D. 34 levelde. Çok güzel. Malzemeleri az istiyormuş. O, E, D kurusu. Ne eksik burada? Taş eksik. Biraz taş lazım. Şuradan bir kısım taşı alalım. Şuraya atalım. Do, E yazalım. Hemen üretelim. Tamam, ürettik. Çok güzel. Şimdi bu kardeşimize bunu vereceğiz. Hop. Arkadaşlar şimdi bunda biraz taş toplayalım. Nasıl taş topladığını siz görün. Taş vurabilirsek. Etraftaki taşlar sen mi kırdın Bera? Olabilir. Şöyle. Buralarda var bir sürü. Yok, burada da buldum. Bakın nasıl topluyor. Fazla fazla bu şekilde taşınızı duvarı kurusla toplayabilirsiniz. Hemen B'ye dönelim. Şöyle yuvarlanarak dönelim. Oba. Aynen aynen öyle. Tabii ne zannettin? Gidişe bak be. Evet. Taşımızı topladık. Şimdi şuradaki çimento ağaçlarına bakalım. 100 tane oldu mu? Oldu. Şundan da alırsak 100 olacak. Megaterium'un sedalını yapalım. Hoş geldin Orkuncuğum. Merhaba, ben Megaterium'un sedalını aldım. Bataklığa gideceğim. Kitinleri toplayıp geleceğim. Topladığımız taşlarla kitinleri birleştiriyoruz. Çimento harcı derdinde kurtuluyoruz. Zaten silikayı çözdük. Kimya tezgahına çok yaklaştık Beren, ne diyorsun? Aha bak yine geldi. Gel lan buraya. Yediğimiz droplar haricinde çok böyle bir sıkıntı yaşamadık, bekledik. Çok fazla drop yedim, evet, neden bilmiyorum ama. Sen de yiyor musun? O şeylerden. Yani, normalde nasıl diyeyim? Seni rahat görebiliyorken böyle ışınlanıyor gibi gidiyor. Drop yiyor. Evet, lock vardı. Yani. Aynen. Bende öyle bir hata var şu anda. Abi şimdi çılgınlar gibi bataklığa koşuyorum ya. Artık o kimya tezgahını base'de görmek istiyorum. Evet, gel. Dikkat edemem Beran. Kendime iyi bakamam Beran. Üzgünüm. Bunun için çok çabaladık. Bunu görmemiz lazım artık. Hadi bakayım aslan, koş. Bunun içine biraz et atalım da canı. Hani varmış zaten. Cana da olsun giderken. Şimdi benim o bataklığa gidip dönme mevzum olacak. Su içerisinden gideceğim için. Acaba diyorum Beran, bir sal yapsam da salın üstüne mi koyup götürsem? Olur. Yolmaz. Doğru, mantıklı. Hemen bir sal. Ahşap sal, derili fodum. Hemen yapalım. Fodum. Leaf. Senden de deri alacağız. Üzgünüm dostum. Sal. Hemen bir salla. Negatizmi oraya götürelim. Oldu. Çok iyi. Şimdi Mega gel bakayım aslanım sen. Bin bakayım şunun üstüne. Aferin sana. Şöyle bin ama. Şöyle düzgün bin. Düşersin böyle ha. Burada bir mevzu var, ben kaçayım hemen şurada. Nereye gidiyor lan bu? Taşıyamıyor mu, ne oluyor? Hadi sal, hadi yapabilirsin. İşte lan gidemiyoruz, bir dakika. Bakarız da. Allah. Şu anda niye böyle yapıyor? Hala anlamadım ya. Bir dakika, Mega'dan dolayı mı acaba? Şöyle uca koysam. Heh, düzeldi.
Vallahi yola çıktık sonunda ya. Çok şükür. Sanım da var ya, çok güzel ilerliyor şu anda. Şimdi Megatherium'u da sabun şeyine koydum ucuna. Beni mevzuya götür diyor böyle. Az kaldı. Az kaldı, mevzuya gireceğiz birazdan. Hazır ol. Salla da geri döneceğiz hemen hızlıca. İçindeki kitinleri alacağım. Kitin ve taş olayını çözmüş olacağız. Kökten bir çözüm. Zaten kimya tezgahı yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde çimento harcı, narkotik, barut yapabileceğiz. Yani kimya tezgahını bu kadar istekli ve hırslı yapmamızın sebebi bu aslında. Çok öne geçirecek bizi, çok hızlandıracak base konusunda. Kolaylık katıyor bunlar. Yani. Her şey kolaylaşacak, her şey. Bir fabrikatör, bir demirci, bir de kimya tezgahı zaten bizi kolaylaştıracak şey yani. Bataklığa az kaldı. Devam ediyoruz. Giderken manzaralara falan bakalım. Ne yapalım? Motorlu bir sal yaparız belki ilerleyen bölümlerde Beren. Güzel olur. Aynen öyle. Olur. Biraz denizlere şey yaparız ya. Abi bu denizde şey var galiba ya, böyle hani uzaktan bir yeri görüyorsun, yakın gibi geliyor ya, ama gidiyorsun gidiyorsun hiç yaklaşmıyor. Aynı şey yani. Hani biz şunu yaşıyoruz yani. Şu anda yaşıyoruz onu. Ama geldik. Geldik kardeşim. Geldik. Kara göründü. Şimdi Mega ile buraya bir gireceğiz. Burayı talan edeceğiz. Kitinleri toplayıp çıkacağız. Arkadaşlar, Megatherium'un olayı şu. Kitinli bir hayvan. Yani üzerindeki kitin olan bir hayvan öldürdüğünde buff geliyor ve çok fazla kitin topluyor kendisi. Şimdi zaten göreceksin. Allah! Lan Beren, uçtuk uçtuk, bir dakika. Ah! Sakin ol. Şu sülükten yapılıyor mu bakalım. Bakın 2800 tane kitin, bir tane sülükten çıktı. Şimdi arı öldürelim. Bir arıdan ne çıkıyormuş? Ne kadarmış? Arıdan da 467. Sıkıntı yok. Sülük geliyor bize. Çok iyi. Sülükler bize bayağı bir, görüyorsunuz arkadaşlar. 2300 tane kitin. Daha fazla sülük varsa alabilirim. Şöyle bakayım. Yok. Aslında bu salyangoz arıyorum ben burada. Salyangozdan da çok çıkıyor. Salyangoz bulabilirsem iyi olur. Şöyle bakayım. Sülükten de bayağı bir topladık ama yani normalde benim önerim, bir koedizan falan evcilleştirdiğinizde Megatherium'u üstüne koyun, çöle gidin arkadaşlar. Çölde kitinli hayvanlar daha fazla, işte mantis olur, artropleyer olur, o tarz hayvanlardan çok fazla elde edersiniz. Ben sadece gösterme amaçlı getirdim buraya, hem idarelik bir kitin ihtiyacımızı gidermek için, hem de göstermek için buraya getirdim. Yürü git lan. Bir iki tane daha sülük falan öldürebilirsem eğer, bulabilirsem. Ha, arı varmış, tamam arı da olur. Arıları öldürelim. Arıdan da 951. Kaç tane kitini topladık? Bakın buraya geldiğimizden beri belki 5 dakika olmadı. 6K kitinimiz var. Megatherium'un özelliği bu şekilde. Kitin bir hayvanda, yani kitin kullanan bir hayvanda çok fazla toplayabiliyor. Yalnız bir tane şey bulsam iyi olurdu ya. Abi bir dakika, bu suda bir şey oluyor bu hayvana. Neden böyle bir şey oluyor? Deliriyor, çok hızlı gidiyor suda ya. Ben boşuna gitmişim o kadar yolu koşarak.
Bir saniye şöyle. Dişime uygun bir hayvan arıyorum ben şu anda. Bir tane sülük de yok ki ya, bir iki tane böyle 10k yapıp da geleyim. Hem sonraki ihtiyaçlarım için de kullanırım falan. Balık var. Balık olmaz. Kurbağa var. Sülük arıyorum. Sülük bulamadım da arı var. Onu öldüreyim ben. Evet, şöyle arı görmeye devam edildim. Sanırım yeter ya, bir 7.6k olmuş. Bu sayı bizim için şimdilik yeterli. Özellikle kimya tezgahını yaptıktan sonra çölde kitin kasmaya başlayacağız. Stok yapmaya başlayacağız. Oradaki şeyi göreceksiniz zaten. Bir dakika, suda yine... Abi suda çok çılgın bir şekilde hızlı gidiyor bu hayvan ya. Hani oksijeni mi fazla diye baktım. Yok değil, oksijen 400 oksijeni var. Ama ben bu artık bug mı desem ne desem, ben bunu değerlendirip hızlıca base'e gelmek istiyorum şu anda. Buradan uçarak geliyorum şimdi bak. Abi çok hızlı gidiyor ya. Bu ne? Bu, imkansız bu. Bir dakika. Bir daha da alayım. Bakayım. Böyle bir hız yok ya. Böyle bir hız yok. Oho dur dur dur. Base'i geçtik. Dur dur. Aslanım benim be. Senin böyle bir özelliğinde mi vardı falan. Tabii ki böyle bir şey yok da. Artık şansımıza böyle oldu diyelim. Keratini çıkartmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 130 keratin çıkarttı. Çünkü bu hayvan sadece kitin için. Aynı özelliğe sahip yani. Keratinde o özellik geçerli değil. Koşuyorum şu anda ben. Çok hızlı bir şekilde. Tıkırı 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 koşuyorum. Hadi bakalım. Geldim. Şimdi 7600 tane kitinimi üstüme aldım, girdim base'e. Hemen bütün araçlarda şey yapalım bana. Çimento harcı yapalım. Tamamdır. Durdur bunları. Aynen bunları durdur. Hepsini de yapalım ki kimya tezgahının bütün malzemelerini topladık. Sadece kimya tezgahını üretmek kaldı. Şöyle. Tamam bu böyle. Hepsine taş var mı? Var galiba. Aa, bunda yok bak. Şu açtığım dördüncü de yok. Buna atayım ben. Dördüncüye de atarsan. Dolabını. Dördüncü. Dört tanesi birden yaparsa büyük ihtimalle hızlı yaparlar. Hemen. Kimya tezgahının yeri belli zaten. Baş köşe. Şurası. Şuraya atacağız onu. Attın mı? Çimento harcı. Bir kere atayım da. Taş. Taş. Yok taş attım. Bir dakika yanlış yere attım. 4. O 5. Şu 4. Tamam. Bak şimdi. Hızlı hızlı üretelim. Ne eksik? Aa, o sırada bakalım şuradan. Kimya tezgahı. Bakıyoruz. Abi kıvılcım tozu zaten vardı sanırım, bizim kıvılcım tozumuzu bayağı yapmıştık. O kıvılcım tozu var. 6400 tane var. O bizden 100 tane istiyor sadece. Hiç önemli değil. Hemen onu da buradan atalım. Kıvılcım şey kıvılcım yazıyorum ya. Kimya tezgahı. Çimento harcı eksik şu anda. Sadece çimento harcını yaptıktan sonra kimya tezgahımıza kavuşacağız. O sırada şöyle bir engramlara göz gezdirelim. Bakalım engramlarda yapmamız gereken şeyler var mı? Unuttuğumuz şeyler. Evet. Şöyle. Şu dondurulmuş boz. Dondurulmuş boz. Dondurucu koza arkadaşlar. Çok işimize yarayacak bir malzeme. Ama bunu yapamayız. Yani tek üretici ya da boz terminaline gitmemiz gerekiyor bunun için. Şimdilik o yapılacak bir şey değil. Onu da anlatacağız yeri gelince. Fark ettiyseniz sadece hayvanları teyimlemeye başladığımızda hayvanların yerlerini öğreniyorum. Yani
boşu boşuna engram puanı harcamak istemiyorum. Bazı sunucularda engram puanınız çok az gelecek. Size yetmeyecek. O yüzden ona dikkat edin. Buzdolabı yapacağız. Evet, bu eşyaların çürümemesi için. Bunu da öğrenelim hatta. Devam edelim. Tüfekler var, işte mermiler var. Onlar sizin oynayış tarzınıza göre kullanabileceğiniz şeyler. Eğerler var. C4 patlatıcı. Bunlar da raidlerde, saldırılarda, diğer base'lere, PvP sonucularında yani. Taret aynı şekilde. İnelim bakalım. Asansör falan var bu oyunda ama ben kullanmıyorum. Yani kullanmak isterseniz asansör de var, mevcut. Kasa yapacağız. 75 levelde açılan kasayı yapacağız. Bunu da öğrenelim. Çünkü malzemeleri saklamak istediğimiz yer olacak. Gelişmiş yay. Bu da PvP'ler için. Ve 80'de endüstriyel rafineri ocağı. Arkadaşlar şu endüstriyel rafineri ocağı, gördüğünüz şu rafineri ocaklarının kaç tane var burada? 2, 4, 6 tane var. 6'sının aynı anda çalıştığı tek bir makine. Öyle düşünün. O kadar etkilidir. Bunu da kesinlikle yapmak zorundayız. Metalleri, odunları eritmek için kullanabileceğimiz bir şey. Zaten kimya tezgahını öğrendik, yapıyoruz. Daha sonrasında ne var bakalım? Rocket Rock. Bunların tamamı, burada görmüş olduğunuz her şey PvP'ler için. Ben sadece doğada hayatta kalmayı anlatıyorum. Dondurucu dolap işimize yarayacak bir şey ama şimdi yapamayacağımız için. Feromon Dart. O da pek işimize yaramayacak. Bütün engramları bir gezelim. Giga, evet, sevdiğimiz hayvan, kendisine deneyeceğiz yakın zamanda. Diğer bölümlerde yaklaştık ona. Zaten şunu fark ettim, bizim base'de hiç yırtıcı bir hayvanımız yok. Şuraya bir tane böyle bir Rex olur, bir Giga olur. Yırtıcı bir hayvan getirmemiz lazım. O sağda solda bize saldıran hayvanlar oluyor. Onlar için güzelce ilgileneceğiz. Kaç oldu Beran? 254 oldu. Büyük ihtimal. Tamam. Aynen öyle. Aynen. Hemen üretelim. Güzelce kimya tezgahımızı alıyoruz. Artık. Of be. Makine be bu. Bak şöyle. Kimya tezgahını koydum. Arkadaşlar, kimya tezgahının çalışabilmesi için hem benzine hem de elektriğe ihtiyacınız var. Onu da ileteyim. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradan biraz benzin alıyorum. Şu jeneratörümü atıyorum. Jeneratörümü çalıştırdım. Elektrik geldi. Şimdi benzini buraya attığımda çalışmaya başlayacak. Ne yapacağız biz burada? Hemen bakın. Burada tın 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 yaptığı işi hemen, bir dakika, taşı almadık. Hemen oraya götürelim. Bakın. Aman yanlış yaptım. Açtım. Bakın arkadaşlar. Hızlı ve altılı. Seri. Şimdi bu çimento harçlarını ne yapacağız? Base'imizi metali çevirmeye kullanacağız. Ne diyorsun Beran? Buna gayet güzel. Yerinde 2 saat olmasını beklerken. Evet, bu oyunda zaten bir nevi her şey zaman demek. Zamanımızı boşa harcamadan güzel bir şekilde ilerlememiz yani gerekiyor. Çünkü bir de PvP sunucusundaysan kesinlikle. Sıkıntı. Çabuk gelişmen lazım. Metal bezi yapman lazım. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani senin, bakın, şöyle söyleyeyim. Bu saatten sonra, yani bu base'in bu halinden sonra yapacağımız bütün malzemeler çimento harcı isteyecek. Çimento harcı olmadan hiçbir şey yapamazsın bu oyunda. Yani çimento harcını şurada 100 tanesini 25 dakika beklemektense 25 dakika şurada 5K yapmak var. Yani neden gidip orada bekleyelim ki? Bu PvP sunucularında falan çok fazla lazım olacak. Biz sadece burada yapım aşamasını gösteriyoruz. Bunların stoklanmış hali olması lazım. Bakın, ben bu biraz önce başlattım. 303 tane yapmış, bitirmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani böyle hızlı gelişmemiz gerekiyor. Zamanı, vakti iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kimya tezgahı çok önemli. Benim açımdan, belki herkes aynı düşünmüyor olabilir. Ben o yüzden kimya tezgahına önem verdim. Fabrikatörden sonra kimya tezgahı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Size de önerim bu şekilde. Bence Berancığım, bugünlük ne diyorsun? Bence bugünlük yeterli. Çok da sıkmayalım.
Bence de kimya artık kimya tezgahı diye başladık. Bitirdik yani en azından. Ya tabii sadece kimya değil. Yanında bir sürü hayvan temizledik. Tabii ki zaten. Çok ufak droplar yedik. Kimya tezgahının olayı kendisinde değil. İstediğim malzemelerde yapım ve istediğim aşaması. Aynen öyle. İstediğim malzemelerin yapılması gerçekten zorluyor. Yani tamam 250 tane çimento harcını Megatherium evcilleştirmeden kitin toplayarak yapabilirsiniz. Ama en nihayetinde siz bu Megatherium'u kimya tezgahını yaptıktan sonra da alacaksınız. Sonuçta size çimento harcı her zaman lazım olacağı için. Yani Doğede Kurus aldık. Neden? Çünkü Doğede Kurus güzel taş topluyor. Bu lazım olacak. Megatherium aldık. Kitin topluyor. Lazım olacak. Basilosaurus aldık. Denizdeki hiçbir etkenden etkilenmeyen tek hayvan olduğu için işimize yarayacak. Fener balığı aldık. İnciyi hızlıca toplayabildiğimiz için aldık. Hızlı ve güzel topluyor bu arada. Fazla topluyor. Elimizle topladığımızdan daha fazla. Yani her şeyin bir amacı var. Her şeyin bir kolay yolu var. Biz onu göstermeye çalışıyoruz. Her türlü hayatta kalırız ama nasıl daha kolay hayatta kalabiliriz? Önemli olan da bu zaten. Ben merak. Aynen öyle. Hani özellikle dediğim gibi yani PvP sunucularında ne kadar hızlı gelişirsen o kadar iyi. Yani kimya tezgahını yaptıktan sonra zaten metal tezgahı yapmak hiç de zor değil. Aynen öyle. Çok kolay. Çok rahatlayacaksınız yani. Bunu yaptıktan sonra. Bence videomuzun burada sonuna gelelim. Çünkü kimya tezgahı hem bizi yordu. Beni çok yordu ya. Bu. Bayağı. Ama bugün ölmedin bak öldüm. Değil mi? Ölmedin bugün. Bugün ben öldüm bu sefer. Sen gidip onunla bir şey yapmak istedin de ondan oldu o. Şöyle bir ok çektim dedim. Belki kanıyor dedim. Alırım dedim. Olmadı. İyi denemeydi ama olsun. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz Berancığım. İzleyenlere bir söylemek istediğin bir şey var mı? Yani dediğimiz gibi kimya tezgahını yapmaları, harçalan elinden bir sürü yapmalarındansa kimya tezgahı yapsınlar. Sonrası evet. Kolay. Metal bezli, tarifli. Gerisi çok hızlı gelir yani. Evet. Diye düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsun bence. O zaman videomuza bir like ister misin? Bir abone sayımızın artmasını ister misin peki? Bu videoda ya, tabii, şimdi kapanışı sen yap. Amacımız bizim eğlendirmekten çok bu oyunu birilerine öğretmek. Hani öğretmenin yanında tabii eğlendirmek de güzel bir şey. Ama ilk başta bir öğretelim ki ne kadar kişiye ulaşabilirse o kadar iyi. O yüzden videoları paylaşmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz diye. Evet. Biz de sana teşekkür ederiz. Çok güzel konuştun. Teşekkür ederiz ya. Rica ederim. O zaman dostlarım videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.